Ə artıq Sinan Oğhan açıq şəkildə ə, Recep Tayyip Erdoğan'ı dəstəklədiyini açıqladı. 1-ci seçkidə 5.17 faizli bir səsə sahiblə 2 milyon üzəri. Necə fikirləşirsiniz? Bu dəstəkdən sonra 28 mayda rəqəmlər necə formada də, ə, dəyişəcək? Yəni milliyyətçilər Ata ittifaqının namizədi Sinan Oğhanı dəstəkləyənlər hazırki prezident Recep Tayyip Erdoğan-a səs verəcəkmi? Gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Öncelikle e, sizin nezdinizde bütün Azerbaycan Türklerini selamlıyorum. E, tabii hepimiz e, Türk siyasetinde e, kitlenip e, bu Sinan Oğan Bey'in ve Ata İttifakı'nın ve Ata İttifakı'nın bileşenlerinin e, neticesine, kararlarına e, odaklanmıştık ki bugün e, Sinan Oğan Bey e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı e, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini izah etti, açıkladı. E, tabii e, birinci turda şöyle bir e, neticeyle biz karşı karşıya kalmıştık. Birinci turda e, iki e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı favori iki e, ittifakın adayları %50'yi geçemediler ve burada e, özellikle e, kompak konsolide bir seçmen kitlesine sahip olan yani ideolojik doğrultusu Türk milliyetçiliğinin e, zemininde olan bir e, seçmen grubu e, Sinan Oğan e, Bey'e e, oy verdi ve %5'lik bir e, oy oranıyla seçim ikinci tura kaldı. Ee, Sinan Oğan Bey'in, e, tabi burada şu da bir aslında e, denklem oluşturdu. E, Türkiye'de şu anda Türk milliyetçilerinin e, kime oy vereceği, hangi ittifak bloğuna yöneleceği tartışma konusu ve e, gerek Millet İttifakı'nın adayı, e, gerek Cumhur İttifakı'nın e, siyasetçileri e, milliyetçi tabanı e, kendi tarafına, eğilimlerini kendi tarafına, temayüllerini kendi tarafına seçme noktasında siyasal söyleme sahip durumdalar. E, şu an Türk milliyetçiliğinin hassasiyetleri, Türk milliyetçilerinin güvenlik kaygıları e, Türkiye'de konuşuluyor. E, bu denklem üzerinden aslında 28 Mayıs'a e, gidiyoruz. Bunlar genel itibariyle güvenlik meseleleri, e, dış politika meseleleri, e, mülteci meseleleri... E, ve e, tabii ki kimlik meselesi, Türk kimliği ile ilgili mevzu, meseleler. E, tabii buna yönelik iki ittifakın, ana ittifakın e, adaylarından da e, Türk milliyetçilerine yönelik mesajlar gelmektedir. Sinan Oğan'ın bugünkü açıklaması e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik. Lakin e, ata ittifakına oy veren Türk milliyetçilerinin milliyetçilik çatısı altında toplanmış olmaları e, yekün olarak e, bir bloğa yöneleceği anlamını taşımıyor. E, çünkü e, Ata İttifakı'nı oluşturan ve Sinan Oğan'a oy veren kitle Türk milliyetçiliği çatısı altında lakin homojen bir kitle değil. E, bunu vurgulamak gerekiyor. Bunu nasıl e, ifade edebiliriz? E, burada muhakkak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan'a gelen oylar da vardır. Ki zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 50'yi aşamadı bu oylar sebebiyle. E, e, Millet İttifakının bileşenlerini oluşturan iyi partiden gelen oylar vardır. Zafer Partisi Ata İttifakının bileşenlerinden en e, omurgasını oluşturan partilerden biri Profesör Doktor Ümit Özdağ Genel Başkanlığı'nı yaptığı, Onun 2.2 aldığı bir e, denklem var. Dolayısıyla e, Sinan Oğan'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, destek e, ifadesi e, 2 milyon 800 oyun tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın e, geçeceği e, çok da doğru bir yorum olmaz. E, dolayısıyla burada benim öngörüm, benim kanaatim e, Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen oyların tekrar Cumhurbaşkanı'na döneceği e, noktasındadır. E, geri kalanlar da e, ya sandığa gitmeyeceklerdir, yani bir tercihte bulunmayacaklardır ya da e, evet. diğer aday olan e, Kılıçdaroğlu'na, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneleceklerdir diye tahmin ediyorum.